Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yönelerek şöyle buyurdu. Ey muhacirler cemaati! Beş şey vardır ki onlarla müptela olduğunuzda ben sizin o şeylere erişmenizden Allah'a sığınırım. Onlar şunlardır. Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde mutlaka aralarında veba salgını ve daha önceki milletlerde vuku bulmamış başka hastalıklar yayılır. Kaynak İbn-i Mace Fiten. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Rumi takvime göre eski Mart ayının ilk çarşamba yani 17 Mart salıyı 18 Mart çarşambaya bağlayan gecesi okunacak olan dualar. Büyük Veli Maül Ayneyn Kuddise Sirruhu Hazretlerinin beyanı veç ile Safer ayının son çarşamba gecesi okunacak olan dualar, bir de Rumi takvime göre olan Mart ayının ilk çarşamba gecesi yani 17 Mart salıyı 18 Mart çarşambaya bağlayan gece akşam namazından sonra bir senelik belalardan korunmak için okunur ki o dualarda şunlardır. 12 kere Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in İhdines sıratal müstakim Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Yani hepimizin bildiği Fatiha suresi. Peki anlamı nedir? O Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Bütün hamdler yani bütün övgüler tüm alemlerin Rabbi, yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah'a, o Rahman'a, o Rahim'e mahsustur. O din yani ceza gününün sahibidir. Yüce Allah'a itaat eden kullar, ey Rabbimiz, ancak sana ibadet ve kulluk ederiz ve yalnızca senden yardım dileriz derler. Bizi o dosdoğru yola hidayet et. Kendilerine ikram ve inam etmiş bulunduğun o peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salih kimselerin yoluna bizi ulaştır. Kendilerine gazap ettiklerinin yoluna değil de dosdoğru yolda sabit kıldıklarının yoluna bizi ulaştır. 100 defa Bismillahirrahmanirrahim, o Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Okunacak olan dua şudur. Bismillahillezî la yadurru me'asmihi şey'ün fil erzi ve la fissemâ ve huvessemî'ul alîm. Anlamı şudur. O Allah'ın ismiyle akşamladım ki onun ismiyle birlikte olana ne yerde ne de gökte hiçbir şey zarar veremez. O hakkıyla işiten çok iyi bilendir. 100 defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Günahlardan dönüş ve ibadete kuvvet ancak yüce ve ulu olan Allahü Teala'nın yardımıyladır. 27 defa Kadir suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطْلِعِ الْفَجْرِ. Anlamı şudur. O Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Muhakkak biz onu, ebedi mucize olan Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde levh-i mahfuzdan birinci kat semaya topluca indirdik. Kadir gecesinin ne kadar büyük bir gece olduğunu sana bildirmiş olan şey de nedir? Kimse bilemez ki bildirsin. İşte şimdi ben sana bildiriyorum ki Kadir gecesi içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Melekler de ruh diye adlandırılan Cebrail aleyhisselam da o geceden bir dahaki seneye kadar takdir edilmiş olan her önemli işten dolayı Rablerinin izniyle onda iner de iner. Başka zamanlarda Allahü Teala
hem bela hem de selamet takdir ederken o geceki takdirler fecir doğuncaya kadar ancak bir selamettir. Kadir Suresi. Sonunda şu salavat-ı şerife okunur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen. Anlamı şudur. Ey Allah! Nebiyyi ümmi olan Efendimiz Muhammed'e, aline yani ehli beytine ve sahabesine çokça salat et ve çokça selam et. Bunlara ilaveten her çarşamba gecesi okunması tavsiye edilen 4 zikirden bu sayılanların 2. ve 4. maddesinin dışında kalan 2 zikri yapar. Yani 100 kere Ya Halik zikri okunur, 100 kere de Sübbuhun Kuddüsün tesbihi zikredilir. Her ne kadar her türlü hastalıktan Allah'a sığınsak da maddi anlamda tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Bu konuda Hazreti Ömer Efendimiz döneminde yaşanmış bir anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Şam'da bir veba zuhur etmişti. Sahabe-i kiramdan bir zat gelerek Şam'daki bu vebayı haber verdiğinde ve bir kısım sahabe-i kiram da sen bir amaç için yola çıktın, o amaçtan vazgeçmeni doğru bulmuyoruz dediler. Diğer bir kısmı halkın geri kalanı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı seninle beraberdir. Onları bu veba salgınına götürmeni uygun bulmuyoruz dediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh yanımdan kalkınız dedi. İbni Abbas radıyallahu anh der ki Ömer bana Ensar'ı çağırın dedi. Ben onları çağırdım. Hazreti Ömer onlarla istişare etti. Onlar da muhacirlerin yoluna giderek ihtilafa düştüler. Hazreti Ömer radıyallahu anh yanımdan kalkınız dedi. Sonra bana Mekke'nin fethinden önce hicret eden yaşlılardan burada bulunanları bana çağır dedi. Ben onları çağırdım. Onlardan iki kişi bile ihtilaf etmediler ve şöyle dediler. İnsanlarla beraber dönmeni ve onları bu veba salgınına göndermemeni uygun görüyoruz. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh insanlara seslenerek ben geri dönüyorum. Siz de dönünüz buyurdu. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer dedi. Ömer radıyallahu anh ey Ebu Ubeyde bunu senden başkası söyleseydi gam yemezdim dedi. Ömer bu sözü hoş karşılamadı ve evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Şayet senin develerin olsa onlar biri verimli diğeri çorak iki yamacı olan bir vadiye inip verimli yerde otlasalardı Allah'ın kaderiyle otlamış olmayacaklar mıydı dedi. İbn Abbas şöyle diyor. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh bazı işlerinden dolayı orada mevcut değilken çıka geldi ve ben de bu hususta bilgi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Bir yerde vebayı işitirseniz oraya yönelmeyiniz. Vebanın çıktığı yerde bulunuyorsanız oradan kaçarak çıkmayınız dedi. Ömer radıyallahu anh Allah'a hamd ederek ayrıldı. Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm, iyi günler diliyorum. Bu bilgileri hep birlikte dinledik, şahit olduk. Gerçekten güzel bilgilerdi. Ricam bu bilgileri bütün arkadaşlarınızla paylaşmanız. Bu videonun linkini özellikle tanıdığınız insanlara gönderin ki onlar da bu bilgileri dinlesinler, uygulasınlar. Çünkü bildiğiniz üzere insanın kaderi, insanın hayatı her sene yeniden güncelleniyor. Allah tarafından yeniden takdir buyuruluyor. Bir insanın kaderinde neler olacak? Bunlar her sene belli gecelerde, mübarek gecelerde yeniden yazılıyor biliyorsunuz. Bundan dolayı bu video ile ilgili de önümüzdeki günlerde önemli gün ve geceler olacak. Çokça dua edelim, çokça tövbe edelim ve hayatımıza güzel şeylerin yazılmasını isteyelim Rabbimizden. O yüzden bu bilgiler çok önemliydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoyu özellikle arkadaşlar tanıdıklarınıza gönderin. İnşallah Rabbim ülkemizi her türlü felaketlerden muhafaza buyurur ve tez zamanda bütün sorunlar ortadan kalkar diye dua ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.